Herkese, hepinize merhabalar değerli arkadaşlar. Özal Durdu yeni bir videomuzla daha karşınızdayız. Bugün günlerden Çarşamba. Ayın tahminimce 16'sı olması lazım. Kasım ayındayız. Az önce A101'e gittim. Dün YouTube'dan tesadüfen görmüş olduğum bu ürünü bugün 5 mağaza gezerek en sonunda buldum. Ürünümüzün fiyatı 249 TL arkadaşlar. Kumandalı ve fanlı ısıtıcı. 400 wattlık bir ısıtıcı arkadaşlar bu. Bunun testlerini filan hepsini yapacağız. Kumandalı bir kumandaya da sahipmiş. Kutusunu açacağız, içine bakacağız. Şuraya ne diyorlar? Bir tane ön tarafında bir resistant tarzında bir ısıtıcı var. Bunların hatta seramik ısıtıcı pardon. Seramik ön kısmında seramik ısıtıcı var. Üst tarafında da zaten dijital ekranlı olduğu için muhtemelen kumandadan ayar yapılabilir. Üstünde de ayrıyetten tuşları mevcut. Fan ısısının ayarını arttırabiliriz. Ben bu ürünü yıllar yıllar araştırdım. Hatta internette, YouTube'da da çok fazlaca videolarda mevcut ama Kiwi'nin hiç görmedim. Kiwi'nin ilk defa denk geldim. Zaten şurada da yazıyor ekonomik ısınmanın kolay yolu diyor. 400 wattlık bir ısıtıcı fazla elektrik yakmayacağından. Bir de tabii kullanıma bağlı, o ayrı konu. Araştırmak lazım. Yavaş yavaş ürünümüzü bir çıkaralım arkadaşlar. Ürünümüzü çıkardık. Şöyle bir koyayım. Bakayım içinde kumandası. Evet, bir adet kumandası çıktı. Şöyle kutuyu ters içine çevireyim arkadaşlar diyeceğim ama. Evet, çıktı. Kutumuzun içi artık boş. Kenarda dursun. Burada arkadaşlar bir adet şey var. Kullanma kılavuzu mudur, garanti belgesi midir ya da kullanım veyahut da garanti belgesi mi? Garanti şartları, evet. Açamadım bir türlü, o yüzden burada garanti belgesi falan diye tabiri caizse. Bu böyle kalsın. Şunu da şöyle atalım. Kumandasına bakalım. Kumandası arkadaşlar bu şekilde. Isıyı kontrol etmesi, fanlar falan filan. Tabi içine bir bakacağız bakalım pil var mı yok. Pil yoksa bir adeta cızatın boş. Pil koyarım. En kolay işlerden birisi. Şu ürünü ben bir çıkarayım. Evet. Arkasına şöyle bir bakalım. Ne yazıyor arka tarafında? 220 volt 400 wattlık ısıtıcı. Ben hep yıllar yıllar araştırdım da. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeyim. Benim 12 volt 300 wattlık ısıtıcım var ya, işte aynı o tarzda. Bu sadece 220 voltla çalışıyor. Ötekisi 12 voltta. İsterseniz adaptörle, isterseniz de şeyle çalıştırabilirsiniz. Aküyle. Ama bunda 220 volt yapmış adamlar. Şimdi benimkinde o 300 watt bundan daha büyük, daha geniş. Ama bu 400 wattlık bir ürün. Ama tabii bu 220 volt olduğu için bu biraz daha ince, hafif biraz daha daraltılmış şeklinde. Önünde de bir adet ızgarası var. Ben de zaten birçok ısıtıcı var arkadaşlar. Onların zaten YouTube'da hepsi mevcut. O zaman biz şu ürünü bir fişe takalım. Bakalım nasıl bir ısı sağlıyormuş. Evet arkadaşlar, ürünümüzü taktık. Şu an açtık. Şu andan itibaren bakın bir de alt tarafına mavi ışık koymuşlar. Evet, ısı veriyor şu anda. Arttıralım bakalım. 31. 32. Zaten 32'ye kadar. Şu anda ısıyı baya baya veriyor. Evimizde yeni bir ürün diyelim. Ama şöyle biraz uzaklaşayım arkadaşlar. Yani biraz üflü. Şimdi şöyle bir durum var. Benim 12 volt 300 wattlık ısıtıcı da hemen hemen
bu ayarlarda, bu derecelerde ısı sağlayabiliyor. Tabii bunu nasıl denemek lazım? Bunu şimdi bakmayın, camlar, pencereler açık, evi havalandırıyoruz. Bunu odanın kapısını kapatacaksın, camını kapatacaksın, takacaksın. Böyle bir yarım saat, bir saat kadar çalıştırıp gerekli testlerini denemek lazım arkadaşlar. Bak, burada saatini zamanına göre de ayarlayabilirsiniz. Şurada saat ve zaman bilimi mevcut. Şu anda yani 4 saat olmasına rağmen baya baya bir sıcaklık veriyor. Tabi tam dolabın yanına koyduk. Dolaba da tabi zarar vermeyelim. Şimdi zaten ben öyle bir gösterme amaçlı, test amaçlı deniyorum. Ama arkadaşlar yani elimin şöyle tutayım. Şu mesafelere kadar demeyeyim de şöyle az daha yaklaştırdığında ısıyı net algılıyoruz ama buradan bayağı bir sıcaklık üflüyor yani, öyle söyleyeyim. Şurada da bir adet açma kapama tuşu var. Böyle bir seferde kapatıp böyle bir seferde açabilirsiniz. Kumanda zaten dediğimiz gibi mevcut. Bakın, kumandaya basıyorum. İlk de kademe olarak 30'da başlıyor. Biz arttırmak istersek fanın ısı değerini şu anda 32'de sabitledi. Zaten sol 32 olarak geçiyor. Yani gayet iyi bir ısıtıcı. Ama tabii kışın ne kadar bu etki yapar yapmaz onu bilemiyorum daha doğrusu arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bunun ilerleyen zamanlarda bunu daha net kullanıp daha net de inşallah anlayacağız. Bak arkadaşlar, şimdilik ürünümüzden bu kadar. Evet, şimdi ben şu kırmızı tuşa bastım. Yani kendi kapatabilmesi için. Evet, şöyle bastığınız zaman 60 saniye sayıyor ve 60 saniyeden geriye doğru kendisi otomatikmen kapatıyor. Bak, kırmızı düğmeye bastım. Şimdi bekleyeyim. Şimdi bu kırmızı tuşa bastığım zaman bakın geriye doğru kendi kendine sayıyor. Daha sonra otomatikmen kendiliğinden kapatacak. Hatta şu anda şöyle bir durum var. Ben ona basınca bu fandan şeyi kesti. Enerjiyi kesti. Ve şu anda bu ısıtıcısını soğutmaya başladı. Hatta soğuttu şu anda. Şimdi soğuttuktan sonra kendi de muhtemelen kapatacak arkadaşlar. Ona da bir bakalım. Evet, şu anda buradan soğuk hava üflüyor arkadaşlar. Şu an orayı kesti. Evet, bekliyoruz. Bakalım. Tamam. Dediğimiz gibi arkadaşlar kapattı ve burayı da soğuttu. Yani adamlar şöyle bir özellik koymuş. Bu düğmeye bastığımız zaman 60'tan aşağı doğru sayıyor ki buradaki ısıtıcının soğuttuktan sonra kendi saniyeler içinde sonradan kapanıyor. Öyle bir özellik koymuşlar. Şurada da zaten dediğimiz gibi bir düğme daha var. Oradan da şak diye bütün enerjiyi kesebilirsiniz. Ve böyle de çektiğimiz zaman olay bitiyor arkadaşlar. Hafif bir ürün. İstediğimiz yerde taşıyabilir. 220 volt olan her yerde kullanılabilir. Karavanızda bile UPS olsun veyahut da elektrik kaynağı varsa 220 volt oradan bile bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. 400 wattlık bir ürün. Yani idealdir, güzeldir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videolarımla karşınıza çıkacağız. Daha tanıtacağımız ürünlerden powerbank aldım. Powerbank'ın tanıtımını yapacağım. Yine Prina marka bir tane güneş enerjili bir ışıldak aldım. Onun da tanıtımını sizler için yapacağım. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.